Joker gülüşü diye tanımlanan estetik müdahaleler sonrası istenmeyen durumlardan biri de yüzü yani dudak köşelerini yukarıya çeken iki tane kuvvetli kas vardır. Bir tane de aşağıya çeken kuvvetli kas vardır ve burada bir denge söz konusudur. Ağız çevresi botoks uygulamalarında eğer aşağıya çeken kas fazlaca botoks tarafından gevşetilirse dudak köşesindeki kasların aktivitesi sürekli gülen, alt dudak ve çevresinin tamamen düzleştiği bir görünüme neden olabilir. Bundan sakınmak ancak tecrübeli uygulamalarla mümkündür. O nedenle ağız çevresi botoks uygulaması planlanan depresör angulo oris üzerine botoks yapacak hem doktorun hem de hastanın dikkatli olması gerekir. Botoks uygulaması sonrası oluşan tüm yan etkiler geçicidir. Bu özellikle ilk uygulama sonrası ilk haftalar, ilk ay içinde çok güçlüyken ilerleyen zamanda azalacaktır. Burada tedavi zamandır. Hastanın 1 ay, 2 ay, bazen 3-4 ay bu problemi devam edebilir ama azalarak geçecektir. Kalıcı olarak böyle bir sonuç botoks sebebiyle oluşamaz.